Merhabalar sevgili öğrencilerimiz, nasılsınız? İyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sizinle beraber Activity Book Unit 6, yani Activity kitabının 6. ünitesini yapacağız. 5. üniteyi bitirmiştik beraber. Şimdi 6. üniteden devam edeceğiz. Sizler de Unit 6, page 78, yani 78. sayfayı açıyorsunuz ve beraber yapmaya da başlayacağız çocuklar. Kaleminizi ve çizginizi yanınıza alın. Doldurmamız gereken alanlar olacak. Şimdi beraber başlayalım. Evet. Şimdiki look and write, then circle. Bakıp bir yazın, sonra da yuvarlak içine alın diyor size. Şimdi burada üç tane hayvan var. Bakın, cow, inek, duck, ördek. Horse, at demek. Burada ne yaptığını bulmaya çalışacağız ve hangi hayvan olduğunu bulmaya çalışacağız, tamam mı? It is a blah blah. Şimdi bu nedir diyor. Bakıyoruz resme. It is a cow. Buraya cow yazıyoruz. Sizler de yazın lütfen. It's a cow. Pardon. What's it doing? Ne yapıyor bu? It's eating. It's flying. O yemek yiyor. O uçuyor. Hangisi daha uygun? Evet, aferin size. It is eating. Yemek yiyor, yani eating'i yuvarlak içine alıyoruz. It is a, buradan da kabuk çizdik böyle. It is a horse. Yani bu bir attır. Evet. What's it doing? Ne yapıyor? It's sleeping. Uyuyor. It's running. Koşuyor. Aferin. Running daha uygun. Aynen çizdik bunu da. Blah blah, it's a dog. O bir ördek. It's running. Koşuyor. It's flying. Koşuyor. Evet, uçuyor. Uygun burası için. Şimdi çocuklar, size ben bunu dinletmeyeceğim. Sadece burada mavi ile yazılan hayvanları bulmaya çalışacağız hep beraber ve eşleştireceğiz, tamam mı? It is a duck. O bir ördektir. Picture C. Görüyorsunuz. Evet. It is a dog. O bir köpek. Picture D. It's jumping with frogs. Frogs, kurbağalar. Bakın, sonunda S takısı olduğu için çoğul oldu. They are goats. Bak, burada da görüyorsunuz çoğul ifadesi var. Onlar keçiler. Picture A. Şimdi burada diyor ki write and draw. Yazın ve sonra da çizin diyor. This is my favorite farm animal. Diyor ki bu benim en sevdiğim çiftlik hayvanı. Look, bakın diyor. It is a, buraya cat yazabilirsiniz, dog yazabilirsiniz, horse yazabilirsiniz. En sevdiğiniz hayvanı buraya yazıyorsunuz. Benim en sevdiğim hayvan cat. Kedi yani. Cat'i buraya yazıyorum ve buraya cat çizmeye çalışacağım. Tamam mı? Siz de öyle yapın çocuklar. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Evet. Şimdi burada story sayfası var çocuklar. Burada size de, şimdi okuyacağım sizlere. Bizler de yapmaya çalışacağız. Tamam mı? Bak diyor ki it's eating your skirt. Diyor ki o senin eteğini yiyor. Bunu zaten 5. ünitedeki, pardon 6. ünitedeki quizbook'ta görmüştük. Bu onun tekrarı gibi. What's it doing? O ne yapıyor? Tamam mı? What's the duck doing? Ördek ne yapıyor? Tamam mı? What are the chickens doing? Tavuklar ne yapıyor? Maria, what the goat doing? Keçi ne yapıyor diye soruyor. Tamam mı? Şimdi biz bunları doldurmaya çalışacağız çocuklar sizinle beraber. Ben söyleyeceğim. Bizler, sizler de tahmin etmeye çalışın. Tamam mı? Bakın. What's it doing? Ne yapıyor acaba? Bilmiyoruz. Bunu okuyalım bir. Bak, what's the duck doing? Şimdi diyor ki pardon. Ördek ne yapıyor? Ördeğe bakıyoruz. Ne yapıyor? It's flying. Değil mi? Yani uçuyor. Şimdi buradaki çocukları okuyorum. Hangisinde it's flying var? Ben okuyayım sizin. Oh no, it's eating our skirt. Hayır diyor. Oh diyor, hayır. Bu benim eteğimi yiyor. It's jumping, zıplıyor.
They are running, koşuyorlar. It's flying, uçuyor. Bakın, what's it doing? It's flying. Şimdi buraya to yazacağız. Bak, ikinci resim olduğu için. Yazıyoruz buraya. To yani, tamam mı? Bak, şimdi uçu okuyorum. What are the chickens doing? Tamam mı? Şeyler ne yapıyor diyor. Tavuklar ne yapıyor? They are running. Evet, onlar koşuyorlar. Picture tree. Maria, what's the goat doing? Maria, keçi ne yapıyor? En mantıklısı ne olur? Oh no, it's eating your skirt. Senin eteğini yiyor. Bakın buraya. Picture four. Bunu niye sona bıraktı? En iyi bildiğimizden başlayalım diye. Bak, what's it doing? Bak, bunu ne yapıyor diyor. It's jumping. Zıplıyor. Picture five. Çünkü which sentence is wrong? Diyor ki hangi cümle yanlıştır diyor. Doğru olanı tik koyun, yanlış olanı da cross yani çarpı koyun diyor. Diyor ki the frog is jumping. Diyor ki kurbağalar zıplarlar. Doğru mu? Evet doğru. Tik koyuyoruz. Diyor ki the horse is running. Atlar koşarlar. Doğru mu? Correct. Tik. The cat is flying. Kedi uçuyor. Kediler uçar mı? Uçmaz. Wrong. Bu yanlışmış. Şimdi bunu dinliyoruz çocuklar. Activity book page 81. Activity 5. Listen and number. Number 1. What's the duck doing? It's running. What's the duck doing? Yani ördek ne yapıyor? It's running. İlk önce neyi okuduk? Duck. Ve yazıyoruz. One. Number two. What's the frog doing? It's jumping. What's the frog doing? It's jumping. Yani o zıplıyor. Picture two. Number three. What's the horse doing? It's eating. What's the horse doing? It's eating. Yani yemek yiyor. Picture three. Bunu biraz daha güzel yazın. Ben çirkin yazdım. Number four. What's the cat doing? It's sleeping. What's the cat doing? It's sleeping. Yani kedi uyuyor. Picture four. Number five. What's the dog doing? It's running. What's the dog doing? It's running. Köpek ne yapıyor? Köpek koşuyor. Picture five. Şimdi çocuklar burada diyor ki look and write. Bakıp yazın. Diyor ki bu yeşil kutucuğun içindeki uygun kelimeleri bu boşluklara yazın diyor. Şimdi kelimelerimizin anlamlarına bakalım. Eating, yemek yemek. Bunları ki defterlerimize yazmıştık. Flying, uçmak. Jumping, zıplamak. Running, koşmak. Tamam mı? Şimdi biz de buraya bakıyoruz. What's it doing? It is, sesinizi duyar gibiyim, jumping. Yani ne yapıyor? Zıplıyor köpek, değil mi? Yazalım buraya jumping. Sizler de yazın lütfen. What is it doing? It's flying. Yani ördek. Yani o uçuyor. Flying yazıyoruz buraya çocuklar. Sizler daha güzel yazıyorsunuz eminim. Ben biraz mouse'tan dolayı kötü yazıyorum. Evet. What's horse doing? It's running. Yani at koşuyor. Onu yazdım. Siz de onu yazın. What's the dog, the cow doing? It's eating. İnek ne yapıyor?
Yemek yiyor çocuklar. Şunu yazdım çocuklar. Sizler de yazın. Sonra diğer sayfamıza geçelim. Evet, şimdi diyor ki bakıp yuvarlak içine. Tamam, şimdi biz de bakıyoruz önce resmimize. Neydi bu? Bak, şimdi hani biz bir şeyden bir tane varsa it's, birden fazla varsa değer. Yani it's o demek, değer de onlar demek. Tamam mı çocuklar? Bakın burada bir tane kedi olduğu için neyi kullanırız bir kere? Aferin, it's'i kullanırız. Yani o uçuyor. Pardon, o zıplıyor, özür dilerim. Şimdi bakın burada iki tane var. Görüyor musunuz? İki tane olduğu için ne yaparız? Yani onlar yemek yiyor olacak, tamam mı? İki tane olduğu için ve birden fazla olduğu için neyi kullanırız? Değer, onlar. Buna bakıyoruz. Bir tane var. Şeyden bir tane varsa neyi kullanıyorduk? Aferin, sesinizi duyar gibiyim. It is. It is flying. Yani o uçuyor. Bakın. 1, 2, 3, 3 tane şey var. Ne var? Tavuk çıkımı var, tamam mı? Birden fazla olduğu için neyi kullanıyoruz? Değeri kullanıyoruz. Değer, running. Onlar koşuyorlar. Sizler de yapın lütfen, olur mu? Şimdi diyor ki, what's the cat doing? It's sleeping. Kedi ne yapıyor? Kedi uyuyor. Siz buraya bir tane uyuyan bir kedi çizeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Çizdikten sonra biz buraya, siz çizin. Ondan sonra buraya geçelim, tamam mı? Videoyu durdurup çizdikten sonra buraya geçebilirsiniz. Activity book page 83. Activity 9. Listen. Then color. Match and circle. Ne dedi? Dinleyin. Boyayın. Eşleştirin. Sonra da yuvarlak içine alın diyor. Tamam mı? Sizler de kitabınızda da böyle istediğiniz renge boyayabilirsiniz buradaki hayvanları. Şimdi dinliyoruz. 1. This cow is black and white. Ne dedi? This cow is black and white. Yani diyor ki bu inek siyah ve beyazdır. Eşleştirdim. Sonra siz bu ineği siyah ve beyaza boyuyorsunuz. Black and white. This cow is black and white. Buradaki this bu anlamında. Bu inek siyah ve beyazdır. This cow is black and white. A baby cow is called a calf. Ne dedi? Bir daha dinleyelim. Cow is black and white. A baby cow is called a calf. A baby cow is called a calf. Yani bebek inekler calf diye adlandırılır. Yani buzağı diye adlandırılır. Bakın burada da var aynı çocuklar. This chicken is red. This chicken is red. Diyor ki bu tavuk kırmızıdır. This chicken is red. Bunu kırmızıya boyuyorsunuz, tamam mı böyle? Siz daha güzel boyayacaksınız. A baby chicken is called a chick. A baby chicken is called a chicken. Yani bebek tavuklar civciv olarak adlandırılır dedi bize. 3. This dog is brown. This dog is brown. Yani bu kedi diyor, bu köpek diyor, kahverengidir. This dog is brown. A baby dog is called a puppy. A baby dog is called a puppy. Yani bebek köpekler puppy diye adlandırılır. Yavru bebek köpekler için. 4. This cat is black. This cat is black. Yani bu kedi nedir? Siyahdır. Bu kediyi siyah boyayacaksınız. Tamam mı? Yapmamı ister misiniz çocuklar? Bakın. Bulmaya çalışayım. Heh, bu kahverengiydi. Boyuyoruz bu şekilde. Tamam mı? Da siyah kedi. This cat is black. Siz de boyayın, tamam mı çocuklar? Devam ediyoruz. A baby cat is called a kitten. A baby cat
is called a kitten. Yani bebek kediler kitten diye adlandırılır. Tamam mı çocuklar? Bunları zaten görmüştük, boyamıştık. Bir altıncı ünitede görmüştük. Şimdi activity book'ta tekrar ediyoruz. Şimdi biz bunu bulup yuvarlak içine alacağız. Tamam mı? A baby chicken is called a call for chicken. Diyor ki bebek tavuklar ne olarak adlandırılır? Civciv yani çiç. Aferin çocuklar. A baby dog is called puppy. Puppy olarak adlandırılır bebek köpekler. Bunları yazmıştık defterimize zaten. A baby cat is called a kitten. Bebek kediler kitten diye adlandırılır diyor. Evet. A baby cow is called a calf. Diyor ki bebek inekler diyor. Calf yani buzağı olarak adlandırılır. Doğru mudur? Evet, hepsi doğru. Şimdi diyor ki circle the picture that is wrong. Hangi diyor ki buradaki resimlere bakıp hangisinin yavrusu yanlışsa diyor. Onu yuvarlak içine alın. Bakın. Şimdi buna bakıyoruz. A baby cow is called calf. Bak bebek inekler ne olarak adlandırılıyordu? Calf yani buzağı. Bunda ne var? Civciv yani çik. Bu yanlış. Bunu yuvarlak içine aldığım bu yanlış. A baby dog called puppy. True. A baby cow is called a calf. This is wrong. Evet çocuklar sayfamızı çevirelim. Şimdi burada yine diyor ki bu yeşil kutucuktaki kelimeleri, uygun kelimeleri şuradaki boşluklara dolduralım diyor. Tamam mı? Şimdi hadi beraber yazalım. Şimdi a baby dog, aferin bu resimdeki köpek olduğu için buraya dog yazıyoruz. A baby dog, sizler de yazın. Is called a puppy. Aferin size. Yazdık bunu. A baby chicken. Evet. Yani tavuk, bebek tavuklar ne olarak adlandırılıyordu? Evet. Chick. Böyle yazılıyor çocuklar. Sizler de yazın. Çok şirin değil mi? Bunu yazdık. A baby cat, bebek kediler ne olarak adlandırılıyormuş? A baby cat is called a kitten. Bu da çok şirinmiş. Evet çocuklar yazdı. Şimdi diyor ki what's your favorite baby animal? Diyor ki sizin en favori bebek hayvanınız hangisi? Draw and write. Çizip de yazın. Şimdi ben yazmak istiyorum. Sizler de farklı bakın buraya yazdık. Bir önceki sayfalarda yazdık. Siz de farklı bir yavru hayvan seviyorsanız onu yazabilirsiniz. Ben kendi kimi yazayım. My favorite baby animal is a kitten. Yani ben yavru kedi benim en favori kedi. Aman çok kötü oldu çocuklar. Bir dakika sileyim. Daha düzgün yazmaya çalışayım. Sizler de farklı bir şey yazabilirsiniz isterseniz. Şimdi a cat is a bir kedi. The baby, pardon, kit diye özür dilerim. Ekittim. Yazıyorum buraya yine. Ekittim bize baby animal. Buraya da animal yazıyorum. Bakın şunu yazacağım. Altını çizdim. Düzgün yazamazsam oraya bakıp yazabilirsiniz. Tamam mı? Evet, buraya da bir tane bebek kedi çizmem gerekiyor. Tamam mı çocuk? Bugünlük ünitemizin yarısını tamamladık. Bir sonraki videoda geri kalan yarıyı tamamlayacağım sizlerde. Sizler de boşluk olan yerleri tamamlamaya çalışın. Anlamadığımız yer varsa
durdurup tekrardan geriye gidip dinleyebilirsiniz videoyu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizleri öpüyorum. Görüşmek dileğiyle.